Herkese merhaba. Kulaklık demişlerdi. Startup Solution kurucu ortağıyım. Bir önce kısaca kendimden bahsedeyim. ODTÜ Elektrik Elektronik mezunuyum. Ericsson'da çalıştım 2 sene. Sonra Türkcell'e girdim. 7-8 sene de Türkcell'de çalıştım. Şubo vardı. Şubo'yu belki bilenler olabilir. 2009'da Türkcell'den ayrıldım. Dakik diye bir girişim kurdum. Yani siz Sezen Aksu'yu seviyorsanız şu gün etkinliği var, şu gün konseri var vesaire diyor, size öneride bulunuyor. Dakik tam bir startup'tı. Startup'ı da söyleyeceğim biraz sonra. Startup nedir, nasıl çalışır, dinamikleri nedir diye iyice öğrendiğimi düşündüğüm için dedim ki bu bildiklerimi bir yere yazayım. Hem unutmamak için yazmıştım. Sorduğum gibi niye kendime yazıyorum, dışarıya vereyim. Şu kitapları yazdım. İkinci kitabı Silikon Vadisi'ne gidip yazdım. 25-26 tane yatırımcı girişimciyle buluşup yazdım. Üçüncü kitap, birinci kitabın aslında sıfırdan tekrar yazılmış hali. Çünkü startup ekosistemi çok hızlı değişiyor. İki yılda bilgiler eskidi. Yani şu anda bile iki yıl önceki bir startupla ilgili bir kitap okusanız %20-%30'u aslında eskimiştir. Çok dinamik bir sektör. En son kitapta biraz startuplar için ürün yönetimi, onlardan bahsediyor. 2014 sonunda Dakik'i sattım. 2015 ne zamandı? Haziran'dı galiba. 2015 Haziran'da da Startup Solution kurdum. Şu anda 4 yıl oldu. 130 tane müşteri var. Genelde kurumlar, yatırımcılar üye. Kim kime yatırım yapmış, kim kimi satın almış, hangi dikeyler büyüyor, hangi sektörler küçülüyor, onları falan inceleyen bir site. Dedim hani startup, Dakik tam bir startuptı. Startup nedir sorusuyla başlayayım istedim. Şu kişilerden tanıdığı olan var mı? El kaldırabilir mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya startup'ın tam Türkçe karşılığı yok. Yani girişim demek değil, dijital girişim demek değil, filiz girişim demek değil, küçük girişim, firmanın küçüğü demek değil. Bu adamlar en yakın tanımı yapanlar, ya bu adamların tanımları biraz baz alınıyor. İşte diyor ki bir belirsizlik varsa startuptır diyor. Ürün, müşteri, nasıl para kazanacağı net değilse, ya sizin hipoteziniz olabilir de tutmuyor olabilir. İşte aşırı belirsizlik ortamında bir oluşum peşinde koşana startup denir diyor. Tekrarlanabilir, ölçeklenebilirse startuptır diyor. Bir tanesi de diyor ki hızlı büyüsün yeter diyor. Teknoloji bile olmak zorunda değil diyor. Hatta bu aralar hani çok gündemde bir konu var, işte WeWork batıyor, işte WeWork startup mıydı değil miydi, teknoloji firması mıydı değil miydi. Paul Graham'e göre startup, şu diğerlerine göre çok startup değil, Steve Blank'e göre de startup değil. Çünkü biraz gayrimenkul işi gibi, yani sonuçta bir ortak bir alanı en tane kişiye paylaştırıyor. Peki bu kavramla biz ne zamandır tanışıyoruz, startup kavramıyla derseniz? Biz aslında 2009'dan sonra çok duymaya başladık. Yani eskiden girişim denirdi. 2009'dan beri startup diyoruz. Nedeni de aslında şu tabloda yatıyor. 2009'dan önce para sahibiyle fikir sahibi aynı kişiydi. Yani işte o bildiğiniz gitti gidiyor sahibinden, Maçkolik hepsi yani ya ailesinden aldığı parayla ya da kendi biriktirdiği parayla bir girişim kuruyordu. Büyütebildiği yere kadar getiriyordu. Büyütemiyorsa ya kapatıyordu ya da işte en üst noktaya kadar çıkarmaya çalışıyordu. 2009'dan sonra bir kırılma yaşadık biz. Markafoni, Trendyol, Peak Games, onların sayesinde başkasından para alarak bir fikri, bir projeyi nereye kadar götürebileceğimizi gördük. Onlar çünkü başkalarından para alıp Markafoni, işte Peak Games, Trendyol gibi girişimlerini en üst noktaya kadar taşıdılar. Yani buna VC bekleyenler var, yatırım destekli ekosistem diyenler var. Yani startup kavramı şu 2009 sonrasına denk geliyor. Peki hani startup, bir sürü startup var etrafımızda, bir sürü girişimci tip var. Bunlar peki hep aynı türden mi, yani aynı karakteristik özelliklerden derseniz. Bir dört farklı startup'ın başındaki girişimci karakteristiği var diye. Bir tanesi tüccar girişimci, yani kârlı olsun da ne iş olsa yaparım diyen, satan, satışa, profite odaklı olan girişimci. Bir tanesi iş adamı girişimci, daha böyle öğrendiği şeyleri kullanarak yapabilen girişimci.
Yani bu mesela seneye kırmızı çorap çok satacak derseniz kırmızı çorap işine giriyor. Süreyya Cilev'e derseniz girmeyebilir. Teknolojik girişimci işin içinde illa teknoloji olsun diyor. Yani ben diyor elektrik konusunu çok iyi biliyorum diyor. Yani ben çorap satamam diyor. Yani çok kar olacağını bilse bile. Şu adamı bilen var mı? Bu adamın iki tane tweet'i, iki tane tweet'ini ben kendim ekran görüntüsü aldım. Twitter'dan işte reddedildim, yolumuz uzun demiş. 23 Mayıs 2009'da. 2-3 ay sonra Ağustos'ta Facebook'a başvurmuş, işe başvuruyor bu arada. İşte reddedildim ama güzel insanlarla tanıştım. İşte yeni maceralara atılacağız demiş. Bu kişi WhatsApp'ın kurucusu. Yani iki tane red yemiş, mecburen girişimci olmuş, WhatsApp kurmuş bir arkadaşıyla beraber. İşte hisselerle vesaire 18-19 milyar dolara şirketini sattı. Yani şunlardan biri kabul etseydi, ilk 8 bin dolara orada bir direktör olarak çalışacaktı belki. Belki sonra sıkılacaktı ama gitti WhatsApp kurdu. Sonra 18-19 milyar dolara sattı. Türkiye açısından düşünürsek aslında benim de içinde olduğum, hani hepimizin gördüğü, gözlemlediği jenerasyonlar var. Mesela bir tanesinde şu jenerasyon, işte Ekşi Sözlüklerin sahibinden birinin çıktığı jenerasyon. Burada işte internete girdiğiniz zaman telefon kesiliyor. Telefonla biri aradığı zaman internetiniz gidiyor. 14.400 modemler vesaire var. O dönem. Ama o dönemde hayatta kalanlar şu anda çok iyi yerlere geldi. İşte yemek sepetini vesaire biliyorsunuz zaten. Sonra geniş band işte 500 kilobit per second, 1 megabit vesaire birkaç kişi melek yatırımcı oldu. O ikinci jenerasyon. İşte Marco Funiler, işte Trendyol'lar şu üçüncü jenerasyon. Yani daha çok startup'ın olduğu jenerasyona giriyor. Orada geniş bantlar, herkes işte 4 megabit, 8 megabit internete giriyor. Yatırımcılar artmış, girişim sermayesi kavramıyla tanışmışız. Peki neden bu startuplar sürekli etrafta yatırım aldık, 5 milyon dolar devredemeye ulaştık vesaire diyor derseniz Maçkolik 4 yılda bir ekibine gelmiş, başa baş noktasına gelmiş. Uzman TV 4,5 yılda. Yani siz diyorsanız ki benim 4-4,5 yıl param var, maaşları öderim, ofisin kirasını öderim, her şeyi öderim diyorsanız yatırım almayabilirsiniz. Ama bu süre 4-4,5 yıl benim o kadar param yok derseniz yatırım almanız gerekiyor, finansman bulmanız gerekiyor. Nereden para buluyorlar derseniz, yani şu 10 sene öncesine göre şu anda durum çok iyi. Arkadaşlardan, aileden para alabilirsiniz, yarışmalardan para alabilirsiniz, kitlesel fonlamalardan alabilirsiniz, hızlandırma programlarından alabilirsiniz. Devlet teşvikleri şu anda iyi durumda. Yani neredeyse parayı cebinize koyacaklar bu seviyede. Melek yatırımcılar var, melek ağları var, girişim sermayeleri var. Bunlar aile den aldıkları ya da biriktirdikleri parayla bir yere gelenler. İşte yarışmalar 15-20'şer bin dolar para veriyor. Etrafınızda duyuyorsunuzdur. Kitlesel fonlama şu tarihe bakarsanız 3 Ekim 2019'da yani artık 2-3 aya şöyle platformlar göreceksiniz. Şu girişimin %1'ini 20 bin dolara satın almak ister misin diye internetten reklamlar göreceksiniz. Yani internetten bir girişimin hissesini satın alabileceksiniz. Şu TÜBİTAK'ın fikir aşamasında verdiği paraları ifade ediyor. Yani normalde fikir aşamasında melek yatırımcılar asla size para vermez. Devlet veriyor şu anda. Batmasına rağmen, yani yarısından çok batmasına rağmen veriyor. Şurayı göstereyim. 136, mesela 2018'in ilk yarısında 136 tane fikire, yani PowerPoint sunumuna 200'er bin lira dağıttı. Bir 136 civarında ikinci yarı vardı. Yani 250 tane firmaya PowerPoint'ine, yani yapıp yapamayacağı bile garanti değil, para verdi. Böyle bir olanak, hani kaçtı 2012, yani 2012 öncesinde böyle bir şey yoktu. İşte melek yatırımcılardan para alabiliyorsunuz. Bunlar akredite demek, yani size yatırım yaparsa biraz devlet teşviği oluyor. 446 tane, 476 tane kişiye gidip yatırım alabiliyorsunuz. Eğer ben melek yatırımcıları tanımıyorum, tek tek nasıl gideceğim derseniz, böyle popstar gibi toplanıp her ayın başı işte sizi dinledikleri etkinlikler var. Yani normal gerçekten şuraya, şurada bekliyorsunuz. Sizi seçerlerse dinliyorlar hep beraber. Yani aynı anda 15-20 tane melek yatırımcının karşısına çıkmış oluyorsunuz. Yani tek tek tanımak zorunda değilsiniz. O açıdan kolayınıza gelebilir. Bunlar girişim sermayeleri. Yani daha böyle fon yapıları, yani daha kurumlar. Bu kurumlara gidip
işte 1 milyon dolar, 2 milyon dolar para arıyorum. Bulursam ben de trendyol olacağım. Ben de yemek sepeti olacağım diyebilirsiniz. Peki Türkiye'de ekosistem büyüyor mu? Şu 2008'de şurada bir Atom yazıyor, şurada bir Atom yazıyor. Yani sizi girişimleri, startupları destekleyen bunlar oluşumlar, işte hızlandırmalar, fonlar, melek ağlar vesaire. Bunlar her sene katılanlar. Yani aslında bunlar üstte ekleye ekleye gidiyor. Tabii aralarında kapananlar var ama ya gördüğünüz gibi ekosistemde istemediğiniz kadar oyuncu var. Şu anda 2008'deki bir girişimciye göre çok çok şanslısınız. Para var mı derseniz 2017'de 111 milyon dolar dağıtılmış startuplara. 172 tane startup'a. Biraz düşmüş ama çok ekonomiyle vesaireyle çok ilgisi yok. Yani onlar 3. 4. kriterler. Girişim sermayesi sayısı azaldı. Çünkü onlar bir 5 yıllığına para yatırdılar. 1-2 yıl tekrar yeni fon kurup bir 5 yıl daha yatıracaklar. Yani o aslında tam o ara döneme geldik. 2020'de tekrar 70-80'lere çıkacak gözüküyor. Peki hani şurada dedim 111 milyon dolar, geçen sene 59 milyon dolar. Bu sene aslında şu rakam 33-34 ile kapanacak. Yani bu sene 33-34 milyon dolar girişimlere yatırım yapılmış olacak. Dünyada ne durum derseniz, yani şu 59 aklınızda tutun 2018'deki. Amerika'da, Çin'de, İngiltere'de 2018'de bizde 59 milyon dolar olan rakam ne kadardı? Tahmin etmek isteyen var mı? 500 milyon dolar. Hangisinde? Amerika'da mı? Amerika'da. Bir trilyon dolar. Yani şöyle diyeyim, 2018'de 115 milyar dolar Amerika'daki rakam, bizde 59 olan şeyden bahsediyorum. Yani bölüm kaç ediyor? 115 bölü 0.07. Çin'de 93, Hindistan'da 8.6, Brexit'e rağmen 8.4, Almanya'da da 6.3. Yani bizim en yüksek olduğumuz 111 bile onların bayağı bir altında. Yani bizim daha çok yolumuz var. Hani Türkiye'de de en az senede bir 600-700 milyon dolar yatırım yapılması gerekiyor ama o kadar startup da yok maalesef. Niye yok derseniz bir 10 saniye şunu söyleyeyim. Ya bu kadar olay geçmiş başımızdan. Ya ben bunlar aklıma gelenler, yanlış yıla yazmış olduklarım da olabilir, eklemelerimiz de olabilir. Ya yani bunca olaya rağmen hala işte EasyCo 165 milyon dolara satılıyor, Foriba 55 milyon dolara satılıyor. İşte bir sürü yemek sepeti örnekleri var. Yemek sepeti de şurada bir yerde, 2014'te yani. Hani daha bugün bile bir şeyler vardı, işte Trump bir şey diyor. Hani biz bayağı Rambo'ya dönüştük bu kadar olaya rağmen hala startup'la uğraşarak. Bu onlar da bahsettiklerim. Yani aslında biz bayağı 10 kaplan gücüne gelmiş durumdayız. Çok iyi gidiyor. Ben soru cevap yok, bitti zaten. Bitti mi? Evet, bu kadar.